kıssalarında da anlatılır. Buradan çıkaracağımız şey nedir? Eğer siz toplumsal gidişatta şikayet ettiğiniz bir şeyler varsa, devletten şikayet ediyorsunuz, yöneticilerden şikayet ediyorsunuz, hükümetten şikayet ediyorsunuz, halktan şikayet ediyorsunuz, fakat değişmenin bedelini kişisel olarak ödemiyorsunuz. Aynen. Yani siz konforunuzu bozmuyorsunuz, kişisel konforunuzu, fakat diyorsunuz ki toplum efendim şöyle kötü, böyle kötü. İyi de Allah sizin toplumunuzu niye değiştirsin ki? Siz kendinizi değiştirmiyorsunuz. Ayet bunu söylüyor. Onun için biz kendimizi değiştirelim, toplumu. Hani bu burada şuna dikkat var. Bazıları nedense herkesi değiştirmeye kalkar, kendi hariç. Herkesi düzeltmeye kalkar, kendi hariç. Herkese nutuk verir, kendi hariç. Herkese öğüt verir, kendi hariç. Benim gibi. Allah. Onun için asıl öğüdü kendimize vereceğiz. Asıl aynaya bakıp kendimize söyleyeceğiz. Ey nefsim diyeceğiz. Sen kendini değiştirdin. Allah'ın Mustafa kulu. Sen değiştin. Sen bıraktın mı? Şu alışkanlıkları bıraktın. Şu keyifleri bıraktın mı da ona değiş, buna değiş diyorsun. Bunu diyeceğiz. Rabbim de bunu dediğimizde, ben, sen, o dediğinde toplumumuzu topyekun değiştirecek. İnşallah. Allah bunu söylüyor. İnşallah. O zaman özde değişim, sahih değişim değil mi hocam, gerçekleşir. Öbür türlü karmaşa, kargaşa şeklinde, çürüme şeklinde değişim olabilir. Sosyal çürüme de bir değişimdir, sosyal gelişme de bir değişimdir. Evet. Peki hocam, bir diğer kardeşimize geçmeden evvel, şimdi birçok şeyi ele aldık ama özellikle bir de İran faktörü var bu süreçte. Bunu birkaç kardeşimiz, dostumuz sormuş. Murat Kubat sormuş mesela. Özellikle diyor, baskı rejimlerindeki halk ayaklanmalarını İran'da da gündeme taşımaya, ayaklanmaları gerçekleştirmeye çalıştılar. Hani bir takım hareketler oluşturmaya çalıştılar. Tunus, Mısır benzeri olarak gösterilmeye çalışılıyor İran. Bunun gibi benzer gösteri. Bu noktada hocam ne der diyor. Süleyman Kok da diyor ki, İran devrimini de kaset devrimi diye tabir edebiliriz. Hani kasetler aracılığıyla. Doğrudur. Gönderilen kasetlerin topluma gösterilmesi. Evet. Bir nevi kelebek etkisi diye yorumlayabilir miyiz diyor. İki soruyu birleştirerek nasıl algılarız? Şimdi bir kez efendim, batılı medya, malum medya, onların Türkiye'deki uzantıları nedense her fırsatta İran'a vurmaktan derin ve vahşi bir zevk alıyorlar. Evet. Yani bu özellikle de çok iyi görünüyor. İran'a yönelik uluslararası komplonun biz merkezini biliyoruz. Amerika açıkça dünya kamuoyuna açıkladığı bütçesinden bilmem kaç milyon dolarlık İran'daki efendim rejim karşıtlarını destekleme bütçesi ayırıyor. Evet. Mısır'a bunu yapar mı? Tunus'ta 5 kuruşu var mı Amerika'nın? Aksine Mısır'daki firavunu orada tutmak için belki harcıyordur bu parayı. Şimdi Mısır'la İran'ı karşılaştırmak insafsızlık olmaz mı? Tunus'u karşılaştırmak. İnsafsızlık olmaz mı? Yani İran'da bir seçim sistemi var. Evet. Parlamenter bir sistem var. Hem de gerçek bir parlamenter sistem var. Ha işte rejimin efendim menfaatini koruma konseyi diye bir konsey var. Bu konseyin başında dini rehber diye bir anayasal efendim kurum var. Evet. Bunlar yine de hukuk içerisinde anayasal kurumlar. İran'ın kendi anayasal sistemi içerisinde yer alan kurumlar. Başka rejimlerde örneği yok bunun. Efendim, ama orada var. Ama Allah'tan korkalım yani. Şu andaki İran Cumhurbaşkanı kaç yıllık Cumhurbaşkanı?
Cumhur Hüsnü Mübarek 31 senedir orada. Kaddafi 42 senedir orada. Efendim Yemen diktatörü 31 senedir orada. Ne alakası var yani? Şimdi Mısır'da Mübarek seçim yapıyordu. Seçime katılım %18'in 92'si 93'ü Mübarek'e çıkıyor. Bu mu seçim yani? Mübarek'in oradaki seçimlerinin nasıl dandik olduğunu herkes bilir. Ama İran'da böyle değil. İran'da. Fakat İran'ın ben mevcut hükümetin şu mevcut baskısını da tasvip etmiyorum. Doğru bulmuyorum. Bu efendim kendi ayağına kurşun sıkmaktır. Devrim yapmış bir halkın halka bu yapılmamalı. Yani böyle bir yöntemi benimsememeli. Özellikle geçen seneki ayaklanmaları falan hatırlarsak öyle. Kendi içinde. Ama şunu söyleyelim ki İran içine yönelik fitne fesat karıştırma işi uluslararası bir ekip tarafından yapılıyor ve egemen güçler, küresel güçler bu iş için milyon dolarlar ayırıyorlar. Tabii. Yani bunun bu tarafını görmeden olmaz. Olmaz. Elma ile armutu yanlış kıyasla değerlendirmiş oluruz. Aynen öyle. Fakat bunun İran yöneticilerine müteallik bir boyutu var. Yani orada sinemacıları tutup içeri atmanın tasvip edilecek bir tarafı yok. Yani yazarları, çizerleri, gazetecileri, dergi çıkaranları tutup içeri atmanın tasvip edilecek bir tarafı yok. Yani Musavi bugün işte muhalif lider olarak bilinen Musavi, onun yanındaki Hüccetül İslam bugün kum mollası bu. Efendim yani tabii. Sen bunlara düşman gibi davranırsan, eğer sen makul muhalifini yok edersen, elin oğlu sana öyle bir muhalif çıkarır ki feleğini şaşırırsın. Tabii. Ne olduğunu yani, anlayamazsın. Yani İran'daki siyasal akıl şu anda teenni ile hareket etmiyor. Ya bunun da savunulacak bir tarafı görmüyorum. Şöyle bir eleştiri yapılıyor hocam, bir cümleyle katkı olsun. Daha çok rejimi koruma refleksinin genel çapta bütün ümmete de örnek olacak bir takım entelektüel, düşünsel, fikri, siyasal açılımları engellediği, boğduğu. Doğru. Yönünde İran'a çok ciddi eleştiriler. Rejimi koruma refleksi. Yani bir kere şu. Kapalı ulus rejim, devlet kapalı bir rejim, modeli. Kapalı rejim bugünün dünyasında tabirca ise efendim herkes bir dükkan açarken siz nalbant dükkanı açıyorsunuz. Ya bugünün dünyasında bir dükkan açacaksanız eğer nalbant dükkanı açmamalısınız. Tabii. Yani nallayacak at ve eşeğiniz yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için yani kapalı rejimler bugünün dünyasında yaşayamazlar. Eğer tabii bunun bir sınırı yok mu? Bir meşru hudutları yok mu? Yok mu? Olması gerekmiyor mu? Olması gerekiyor. Diye sorabiliriz. Elbette var. Ama bu despotluğa varmamak aynen şartıyla. Aynen öyle. Fakat şunu söyleyeyim. Siz vicdanların emriyle yaşanacak olan İslam'ı devletin emriyle yaşatmaya kalktığınızda orada ciddi arızalar çıkar. Evet. İslam'ın özüne aykırı. Evet. Vicdanların emriyle olması lazım. Aynen öyle. Onun için ben her zaman olduğu gibi bir kez daha söylüyorum. Müslümanlarda devleti yöneten irade fıkıh değil, İslam ahlakı olmalıdır. İslam fıkhı değil, İslam ahlakı olmalı. Ve kitleleri devlete karşı duruşunu belirleyen şey ahlak ve vicdan olmalıdır. Aynen öyle. Din vicdana onun için devlet baskısı nerede girerse orada münafık üretir, ikiyüzlü üretir, halkın ahlakını bozar. Eyvallah. Dışarıda Müslüman gibi davranır, içeride başka davranır. Oysa maksat bu değildir. Evet. Devletin örneklerini çok koruması gerekli olduğu alanlar vardır. Devlet insanların beş emniyetini koruyacak. Nesil emniyeti, mal emniyeti, nefis emniyeti, can emniyeti, akıl emniyeti. Bunları koruyacak. Hiç şüphesiz. Devletin vazifesidir bu. Fakat devlet iman şırınga etmeye kalktığı zaman orada münafık ürer. Devlet dindarlık şırınga etmeye kalktığı zaman orada münafık ürer. Aynen öyle. Tekrar ediyorum. İslam'da devleti yöneten akıl İslam fıkhı değil, İslam ahlakı olmalıdır ki vicdan güçlensin. Eğer devlet becerebiliyorsa, yapacağı bir şey varsa
vicdanları takviye etsin. Takviye etsin ve onları... İmanları takviye etsin. Bravo. Bunu yapsın, insanlar otokontrolünü kendiler yapsınlar. Kendi talepleriyle bu sistem aynen öyle. Zor ama olacak, doğru olan bu. Ama böyle. Böyle. Öbür türlü olmaz. Evet. Öbür türlü olduğu zaman münafık üretirsiniz. İkna usulü değil, icbar usulüyle olmaz. Münafık üretirsiniz. Bugünün dünyasında hiç olmaz. Hocam ara vereceğiz, kardeşlerimizle devam edeceğiz. Bir soruyla ben yine usulümüze riayet ediyorum. Türkiye Cumhuriyetler de başlı başına bir konu. Yani bu perspektiften Azerbaycan, efendim işte Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, oralara da gidip görüyoruz, eyvallah, hallerini. Kazakistan.